Sorumuz fizik bilimine giriş konusuyla alakalı. Aşağıda verilen büyüklerden hangisi vektöreldir? Vektörel büyüklükler doğrultusu yönü şiddeti ve başlangıç noktalarıyla tanımlanabilen büyüklerdir. En önemli farkı skaler büyüklerden yönünün olmasıdır arkadaşlar. Güç yani power bu skaler bir büyüklüktür. Yönü yok. Kütle mass dediğimiz bunun da yine yönü yok. Yani skaler bir büyüklük. Zaman yine arkadaşlar time skaler bir büyüklük. Hız velocity dediğimiz kavram bunu biraz açalım. Hız arkadaşlar birim zamandaki yer değişimidir. Yer değişimi vektör olduğu için birim zamandaki yer değişimde vektör olacağından dolayı hızımız vektörel bir büyüklüktür. Eğer sürat deseydi arkadaşlar sürat birim zamanda alınan yoldur. Alınan yol skaler olduğundan dolayı sürate skaler diyecektik ama bu hız olduğu için vektörel bir büyüklüktür. Yani cevabımız denizdi. Yine akım şiddeti arkadaşlar. Buradaki akım şiddetimizde i dediğimiz kavramımız skaler bir büyüklüktü. Büyüklük o halde cevabımız D seçeneği olmalı. Sorumuz ısı ve sıcaklıkla alakalı. Isı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Isı alan maddenin sıcaklığı artar diye soruluyor. Arkadaşlar kesinlikle diye sorduğu için ısı alan bir madde eğer hal değişim sıcaklığında ise hal değiştirir. İlla sıcaklığının değişmesine gerek yok. Ondan dolayı da artar ifadesi kesinlik arz etmiyor. Yani hal değiştiriyor da olabilir. Hal değiştirirken maddenin sıcaklığı çünkü değişmez. 2. Isı alan maddenin iç enerjisi artar. Evet, ısı alan bir maddenin iç enerjisi artar. Isı veren bir maddenin de iç enerjisi azalır. Hiçbir zaman ısı alan bir maddenin ısısı artar diyemeyiz. Isı alanın iç enerjisi, ısı verenin de iç enerjisi azalıyor. Aldığında artıyor, verdiğinde azalıyor. Bu ifademiz kesinlikle doğrudur. Denge sıcaklığı kendi aralarında ısı alışverişi yapan maddelerin öz ısısı büyük olanın sıcaklığına daha yakındır. Evet, ısı alışverişinde alan da veren de eşit miktarda ısı alıp verdiği için Q eşittir mc delta t formülüne göre ısılar eşit miktarda ise sıcaklık değişimleri gördüğünüz gibi ısı sağları ile ters orantılı. O zaman burada öz ısısı büyük olanın sıcaklığı demiş. Isı sağısı büyük olanın sıcaklığı demesi lazım. Onun için öz ısı yeterli değil. Kütle de olması yani kütle ile öz ısının çarpımı yani ısı sağısı burada önemli olan etkendir sıcaklık değişiminde. O halde bu kesinlikle diye sorduğu için öz ısıdan dolayı yanlış. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Yukarıdaki verilenlerden hangisi sesin yüksekliği ile ilgilidir? Genelde bu sesin yüksekliği yani frekansı ile dalganın yüksekliği dediğimiz o genlik çok birbirlerine karıştırıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda buna asal eksen diyelim yani denge durumu diyelim. Denge durumundan yönlü uzaklığı buradaki dalga. Dalga zaten enerjinin aktarılma yöntemiydi. Şuna biz arkadaşlar genlik, enerjiye bağlı bir büyüklük diyoruz. Bu yükseklikte yükseklik kavramıyla çok karıştırılıyor. Sesin yüksekliği derken sesin frekansını anlayacağız arkadaşlar. Sesin frekansı. Yani genlik de çok karıştırıyor. Buna özellikle dikkat edin. Bir yüksek frekansa ses üreten köpek kovucu cihazların çıkardıkları sesin insanların duymaması. Evet bu yükseklik sesin yüksekliği yani frekansla alakalı bir büyüklüktür doğrudur. Konserde hoparlörün yanında bulunan insanların sesten rahatsız olması. Bu enerji yani genlikle alakalı bir büyüklük. Yani buradaki arkadaşlar frekansla alakalı bir büyüklük olmadığı için bu olmaz yanlış. Matkap ile kaldırım taşlarını kıran işçinin kulaklık takması o da sesin şiddeti yani genliği ile alakalı bir büyüklük, frekansı ile alakalı bir büyüklük olmadığı için bu iki ifade karıştırıldığı için özellikle arkadaşlar dikkat edin. Bu genlikle alakalı yani sesin şiddetiyle enerjisiyle alakalı bir büyüklüktür. Ondan dolayı da üçüncü ifademizde frekansla alakalı olmadığı için cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı. Sorumuz madde ve özellikleriyle alakalı bir soru. Şırınga ile madeni para üzerine 20 santigrat derecede su yavaşça da anlatıldığında madeni para üzerinde su taşmadan şekilde gibi birikmektedir. Arkadaşlar suyun bu şekilde birikmesinin sebebi yüzey gerilim kuvvetinden kaynaklanır. Koezyon kuvvetinin aşağı doğru olmasından dolayı en üst kısımda üst taraflarda sıvı olmadığı için aşağı doğru yani şöyle merkeze doğru bir ne var arkadaşlar? Koezyon kuvvetlerinin bileşkesi var. Ondan dolayı bu şekilde dağılmadan bir arada durmasını sağlayan veya bombelenmesini sağlayan bu yapıya biz koezyon etkisi ile oluşan yüzey gerilimi diyoruz. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? 1. Şırınganın ucundaki su damlasının tek parça halinde düşmesi koezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşmektedir. Tek parça haline düşmesi arkadaşlar su moleküllerinin birbirlerini tutma özelliği yani koezyondan kaynaklanır. Bu ifade doğrudur.
İki şırınganın ucundaki su damlasının şırınga iğnesiyle asılı kalması adezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşmektedir. Evet, burada asılı kalması arkadaşlar damlanın şuradaki şırınganın uç kısmıyla yani farklı moleküller arasındaki birbirlerine yapışma özelliğine biz adezyon diyoruz. Bu olay tamamen adezyonla alakalıdır, doğrudur. Suyun sıcaklığı daha fazla olsaydı madeni para üzerine biriken maksimum su kütlesi artardı. Şimdi suyun sıcaklığı arttığında arkadaşlar moleküller arasındaki bağlar zayıflıyor. Yani kohezyon etkisi azalıyor. Kohezyon etkisi azalırsa bu su hemen dağılıyor. Yani buradaki kohezyon kuvvetinde azalma meydana geliyor. Yani sıcaklığın artması kohezyonu azaltan, yine içerisine deterjan konulması kohezyonu azaltan bir etkidir. Onun için yemekler, daha doğrusu bulaşıklar, bulaşık makinesinde yıkanırken hem sıcak suyla hem deterjanla yıkanıyor. Buradaki etki hem kohezyonu azaltmak hem de arkadaşlar yabancı maddeyle ve sıcaklıkla bu etkileri ikisini birlikte artırıp toplamda daha büyük bir değişimi sağlamak ve su kütlesi artmaz, aslında su kütlesi azalır. O halde cevap 1 ve 2, yani cevabımız B seçeneği olmalı. Sorumuz iş güç enerji ile alakalı bir soru. Kerem, dolmuş göl düzeyindeki kızağı iple çekerken ipte oluşan gerilme kuvveti T, yerin kızağı uyguladığı tepki kuvveti N, kızağı etki eden sürtünme kuvveti Fs'dir. Cisim yatay doğrultuda bir miktar yer değiştirme yaptığına göre T, N, Fs kuvvetlerinin hangilerinin fiziksel anlamda iş yaptığı sorulmuş. Arkadaşlar fiziksel anlamda bir kuvvetin iş yapabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekir. Yani kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olacak. İlla yönünde olması şart değil. Ters yönde de yer değiştirirse kuvvetimiz yine bir iş yapar ama negatif bir iş yapar. Burada bakın ip gerilmesine baktığımızda ipin hem bir yatayda bir bileşeni hem de düşeyde bir bileşeni var. Yataydaki bileşeni Tx dediğimizde hem kuvvet hem kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme var. Yani yatay bileşeni bir iş yapar, düşey bileşeni bir iş yapmaz. Ama T sonuçta toplamda ikisinin toplam etkisine sahip olduğu için ip burada bir iş yapmış olur. Yani T bir iş yapar arkadaşlar. Buradaki yüzeyin tepki kuvvetine baktığımızda tepki kuvveti yukarı yönde ama bu cismi yukarı yönde yer değiştirebilecek bir konumu var mı? Yok. Kuvvet var ama kuvvet doğrultusunda yer değiştirme yok. O zaman ne oluyor? N bir iş yapmamış oluyor arkadaşlar. Kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. Sürtünme kuvvetine bakalım. Sürtünme kuvveti hareket doğrultusunda mı? Evet. Hareket doğrultusundaysa arkadaşlar bu kuvvet iş yapmış olacak. Kuvvet ve kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme var. Bu ters yönde öğretmenim. Evet, ters yönde olunca negatif bir iş yapmış oluyor. Ama sonuçta kuvvet ve kuvvet doğrultusunda bir yer değişme varsa bu da bir iş yapar. Yani Fs de bir iş yapar. Hatta Fs negatif bir iş yapar. Demek ki iş yapanlar bize sorulduğu için T ve Fs iş yapacak. Cevabımız Ceyhan olmalı diyeceğiz. Sorumuz elektrikle alakalı bir soru. İş direnci önemsiz üreteçlerle oluşturulmuş şekil 1'deki devrede AB noktalar arası boştur. Buna göre devrenin AB noktalar arasında şekil 2'deki devre elemanlarından hangileri bağlanırsa K lambası parlaklığı azalarak yanmaya devam eder. Şimdi hem yanmaya devam edecek hem de parlaklığı azalacak. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Peki gücü nasıl buluyoruz? 3 farklı yolu var arkadaşlar. V çarpı I kare R veya V kare bölü R yardımıyla bulabiliyoruz. Akımdan gerilimden, akımdan dirençten, gerilim ve dirençten yararlanıp bu şekilde bulunabilir. Şimdi her bir yapılan ifadeyi tek tek düşünelim. Voltmetre ve ampermetrenin ideal olduğu belirtilmiş. Yani voltmetre üzerinden akım geçirmiyor, ampermetre üzerinden akım geçirip iç direnci sıfır olarak kabul ediliyor. 1. Yalnız direnç. Şimdi direnci bağlayalım arkadaşlar. Buraya direnci bağladığımızda paralel bir direnç bağlarsak ne olur? Eşdeğer direnç azalır. Eşdeğer direnç azalınca düşünün, şimdi burada RR varken V gerilimi paylaştırıyorum. V bölü 2, V bölü 2 şeklinde gerilimi kullanıyorlar. Siz buraya bir direnç bağlarsanız buranın eş değeri azaldığı için, hani RR iken atıyorum burası R bölü 2 oldu paralel bir tane bağlayınca, R bölü 2'ye R'ye ben gerilimi paylaştırırken bu bir gerilim alıyorsa bu iki gerilim alacak. Benim o zaman V'lik gerilimi paylaşırken V'nin V bölü 3'ünü burası, 2V bölü 3'ünü burası almış oluyor. O zaman arkadaşlar bakıyoruz. Burada V bölü 3 oldu. V bölü 2 iken ne yaptı? K'nın parlaklığı azaldı. Hem de yanmaya devam etti. O zaman bunun olma ihtimali var. Ama yalnız dediği için diğerlerini de değerlendireceğiz. Şimdi direncin olma ihtimali var. Geçelim yalnız ampermetre. Şimdi ampermetreyi koyarsak buraya arkadaşlar ne olur? İş direnci sıfır olduğu için ampermetre paralel bağlanırsa bağlandığı uçlar arasında kısa devre yapar. Yani bu K lambası söner. O halde buraya ampermetre koymamamız lazım. Direnç ve ampermetre. Zaten ampermetre koymamamız gerektiğini söylemiştik. Direnç ve voltmetre. Şimdi voltmetre
Bağlandığı uçlar arasında paralel bağlanır ve bağlandığı uçlar arasında gerilimi ölçer. O zaman voltmetreyi buraya koyduğumuzda sadece bunun gerilimi ölçmüş olacak. Yoksa bunun parlaklığında bir değişme sebep olmayacak. O zaman voltmetre olmaz. Voltmetre ve ampermetre arkadaşlar, voltmetre ve ampermetreden ampermetre bağlanmaması gerektiğini söylemiştik. O zaman demek ki bu devre elemanlarından sadece direnci bağladığımızda hem lambamız yanmaya devam ediyor hem de gerilimi azalmış veya parlaklığı azalmış oluyor. Onun için cevabımız A seçeneği olmalı. Sorumuz optikle alakalı bir soru. Şekildeki düzlem ayna sistemine gönderilen I1, I2 ışınları sırasıyla N1, N2 kez yansıma gerçekleştirerek sistemi terk etmektedir. Buna göre N1, N2 kaçtır diye sorulmuş. I1'den başlayalım arkadaşlar. Buradaki ışığımız şöyle geldi, birebir doğrultuda. Hop, birebir doğrultuda yansıyor. Birebir devam ediyoruz. Birebir doğrultuda. Hop, buralara çarpıp yansıma kuralına göre arkadaşlar şu şekilde yansımasına devam edecek. Hop, birebir, 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 birebir buradan düzeneyi terk etti. Bakın şimdi yansıma sayısına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane yansıma gerçekleştirdi. Şimdi ikinci ışığımıza bakalım arkadaşlar. 2'ye 1 doğrultuda gelmiş. 2'ye 1, bunu biraz tırtıllı çizeyim. 2'ye 1 doğrultuda, 2'ye 1 doğrultuda. Yine 2'ye 1 doğrultuda çarpıp 2'ye 1 doğrultuda yansıyor. 2'ye 1 doğrultuda, 2'ye 1 doğrultuda, 2'ye 1 doğrultuda. Şu şekilde arkadaşlar yoluna devam edecek. O zaman başlayalım. Burada bir kez buraya geldi 2, buraya geldi 3, 4 ve düzeneyi terk etti. Yani 4 kez yansıma gerçekleşti ikinci ışığımızda. O halde ikisini sağlayan cevap C seçeneği olduğu için cevabımız C'dir deriz. Şekildeki görselde her bir küre bir element atomunu göstermektedir. Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. X yapımıza baktığımızda farklı cins atomlar fakat aynı cins molekülleri görmekteyiz. Öyleyse bu yapımız bileşiktir. Bileşikler farklı cins atomlardan aynı cins moleküllerden oluşmaktaydılar. Y yapımıza baktığımızda ise aynı cins atomlardan oluşan yapı görmekteyiz. O halde Y'miz atomik elementtir diyeceğiz. Z yapımıza baktığımızda ise farklı cins molekülleri görmekteyiz. Bakın burada mavi ve kırmızı bir molekülümüz, kırmızı ile kırmızı ikinci farklı molekülümüz ve mavi ile mavi üçüncü farklı molekülümüz. Farklı tür moleküllerden oluşan yapılara karışım diyorduk. Öyleyse Z bir karışım örneğidir. Maddelerin sınıflarını belirledik. Bize yanlış olan soruluyordu. Öncüllere bakalım. A şıkkı X ve Y'nin belli ayırt edici özellikleri vardır. Belli ayırt edici özellikler saf maddeler için geçerliydi. Saf madde deyince de direkt aklımıza element ve bileşikler gelecek. Karışımlar ise saf olmayan maddelerdi. X maddemiz bileşik, Y maddemiz de element olduğundan dolayı saf maddelerdir. A şıkkımız doğrudur. X ve Z moleküler yapılı saf maddelerdir denilmiş. Biz ne demiştik? Z karışımdı. Karışımlar saf madde değildi arkadaşlar. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış. Cevabımız B şıkkı olacak. X'imiz moleküler yapılı ve saf madde ancak Z'imiz moleküler yapılı olmasına rağmen farklı cins moleküllerden oluştuğundan dolayı saf madde değildir. Karışımlar saf değildi, unutmuyoruz. Diğer şıkları da yorumlayalım. C şıkkında X kimyasal yolla bileşenlerine ayrılır. Bileşikler bileşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılıyordu. Doğrudur diyoruz. D şıkkı Y sembolle gösterilir. Y bir element örneği olduğu için elementler sembolle gösteriliyordu. E şıkkında ise Z bileşenlerin özelliklerini taşır. Karışımlar bileşenlerin özelliklerini taşımaktaydı arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Yukarıda bazı bileşiklerin yaygın isimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki formüllerle yaygın adlar eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır denilmiş. Hemen formülleri yazalım. Tuz ruhu HCl, Zatçığı H2SO4 şeklinde, sud kostik NaOH, yemek sodası da sodyum ve bikarbonat iyonlarının birleşmesiyle oluşmaktaydı. Şıklara baktığımız zaman D seçeneği boşta kalmakta. Cevabımız D şıkkı oldu. Yukarıdaki ayrıştırma tekniklerinden hangilerinde yoğunluk farkından faydalanılır denilmiş. Yani öz kütle farkından faydalanmayı soruyor. Dekantasyon, aktarma, bu işlemde öz kütle farkından faydalanılır. Katı sıvı heterojen karışımları
ve yoğunluklarda tabii farklı heterojen karışımları ayırma da kullanılıyor. En çok karşımıza çıkan örnek de kumlu sudur. Bu işlem nasıl yapılıyordu? Kumlu suyumuzdaki suyu kumunu diğer kaba aktarmadan yavaş yavaş boşaltıyorduk. Bu işleme biz aktarma dekantasyon diyorduk. İkinci öncül ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtmada yoğunluk farkından yararlanılmıyor. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktasından yararlanarak ayırma yöntemiydi arkadaşlar. Yoğunlukla alakası yok. Bir kez yoğunluğun olması için maddemizin birbiri içerisinde çözülmemesi gerekiyor. Flotasyon işleminde de yoğunluk farkından faydalanıyorduk arkadaşlar. Burada da iki tane katı olacak. Uygun bir sıvı seçiyoruz. Bu sıvının özelliği iki katıyı da çözmeyecek ve yoğunluğu bir katıdan daha büyük, bir katıdan ise daha küçük olması gerekiyor. Yoğunluğu büyük olan katı dibe doğru çökerken yoğunluğu sıvıdan daha düşük olan katı yüzeyde kalıyordu ve bu şekilde yoğunlukları farkından yararlanarak biz ayırma işlemini yapıyorduk. Burada da bir örnek verelim. En çok çıkan örneklerden yine kum, talaş ya da kum, buğday tanesi gibi karışımlar. Mesela suya atıldığı zaman kum dibe batıyor, talaş yüzüyor. Bu işlem ne oluyor? Flotasyon, yüzdürme işlemi oluyor ve yoğunluk farkından yararlanılmış oluyor. Cevabımız D şıkkı oldu. X artı 2 iyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey iyon ile ilgili bilgiler verilmiş. Elektron bulunduran 2 katmanı var. En dış katmanında 8 elektronu vardır. Bu şartları sağlayan elektron dizilimi 2-8 şeklinde olur. Yani burada bizim toplamda 10 adet elektronumuz vardır diyebiliriz. Kim için diyoruz bunu? X artı 2 iyonu için diyoruz. Dolayısıyla 2-10 daha proton sayımız 12 olacaktır. Soruda ise bize arkadaşlar X atomu ile ilgili sorular sorulmuş. Atom denildiği zaman nötr olan tanecik aklımıza gelecek. Dolayısıyla bize sorulan soru X12 için geçerli. Yani iyon yükünün 0 olduğu duruma göre cevap vereceğiz. Birinci öncül çekirdek yükü 10'dur demiş. Çekirdek yükü proton sayısı anlamına geliyordu. Proton sayımız görüldüğü gibi 12'dir. Birinci öncül yanlış. İkinci öncül periyodik sistemde 3. periyotta yer alır. Arkadaşlar X'in elektron dizilimini yapıyoruz ama nötr hale göre yapıyoruz. 2, 8, 2 şeklinde yaptığımız zaman 1, 2, 3, 3 katman olduğunu dolayısıyla 3. periyotta yer aldığını söyleyeceğiz. İkinci öncülümüz doğru diyoruz. Üçüncü öncül değerli elektron sayısı 2'dir. Değerlik elektron sayısı son katmanda bulunan elektron sayısını ifade etmekte bize A grupları için. Bizim son katmanımızda 2 elektron bulunduğundan dolayı değerlik elektron sayısı 2'dir ifadesi de doğrudur. Bize yanlış olan şık sorulduğu için cevabımız A şıkkı olacak. Tekrar hatırlatıyorum. X atomu dediği için ne yaptık? Nötr hale göre soruyu yorumladık. Hidrojen ve azot atomlarının oluşturduğu NH3 molekülü için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Lewis nokta gösterimi şekildeki gibidir demiş. Arkadaşlar NH3 ametal atomlar arasında oluşan bir bileşik. Hidrojen ametal, azot da ametal. Dolayısıyla elektron ortaklaşması söz konusu. Elektron dizilimleri yapıldığı zaman azotun 2-5 şeklinde son katmanda 5 elektron olduğundan dolayı azotun Lewis gösterimini etrafına 5 nokta çizerek gösterdik. 3 tane hidrojenimiz var molekülde. Etrafına 3 tane hidrojen çiziyoruz. Ve hidrojenin son katmanında zaten tek elektron sahip 1 elektron olduğundan dolayı sembolün etrafına 1 nokta koyuyoruz. Tek noktaları kovalent bağlı bileşiklerde birleştirerek Lewis formülünü elde etmekteydik. Görüldüğü gibi şekilde verilen molekülün Lewis yapısı doğrudur diyoruz. B şıkkı molekülde bir çift ortaklanmamış elektron vardır. Ortaklanmamış elektron dediğimiz kısım arkadaşlar azotun üstündeki şu iki nokta ortaklaşmamış bir çift elektron vardır. Doğrudur diyoruz bu öncül içinde. C şıkkı molekül içi bağları polar kovalent bağdır. Molekül içi dediğimiz zaman atomlar arası bağlara bakacağız. Atomlarımız farklı olduğu için hidrojen ve azot farklı atomlar arasında oluşan bağı biz
polar kovalent bağ diyorduk. Burada dikkat ediyoruz, molekül içi bağ demiş. D şıkkına geldik. 3 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. Görüldüğü gibi bağ yapan elektron çiftlerimiz 1, 2 ve 3 çift olmakta. Dolayısıyla D şıkkımız da doğru. E şıkkındayız. Moleküldeki hidrojen atomu kısmi negatif yüklüdür. E şıkkı polarlıkla ilgili bir öncül arkadaşlar. Bizim polar kovalent bağımız azot ve hidrojen atomları arasında oluşmaktaydı molekülümüzde. Kısmi negatif yüklü kısım elektronegatifliği daha fazla olan kısım oluyor arkadaşlar. Azot ve hidrojenden elektronegatifliği daha büyük olan kısım azota aitken hidrojenin elektronegatifliği daha az olduğu için kısmi artı yüklüdür dememiz gerekiyordu. Cevabımız E şıkkı olacak. Burada şunu hatırlatayım size. Ametal atomlar içerisinde elektronegatiflik değeri en az olan hidrojen elementidir. Tekrar söylüyorum. Ametaller içinde elektronegatifliği en az hidrojendir diyorum. Dolayısıyla elektronegatifliği az olduğu için hidrojen kısmi artı yüklü oldu. Elektronegatifliği daha çok olan azot kısmi negatif yüklü oldu. Cevabımız E şıkkı dedik. Verilen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül kimyasal bir dönüşümdür. Bu ifademiz doğrudur. Tepkimeye baktığımızda girenlerdeki maddemiz potasyum klorat maddesi. Ürünlerde ise daha farklı maddeler oluşmuş. Potasyum klorür ve oksijen gazı. Potasyum klorat farklı maddelere dönüştüğünden dolayı bu bir kimyasal dönüşümdür. Hatta bu tepkime türü de analiz tepkimesidir. Büyük yapılı bir bileşik daha küçük parçalara ayrılmış durumda. İkinci öncül potasyum klorat iyonik yapılı bir bileşiktir. Arkadaşlar bileşiğimizdeki potasyum bir metaldir. Elektron diziliminden buna karar verebilirdiniz. 2-8-8-1 dediğimizde 1A grubudur, metaldir diyoruz. Metal bileşikleri iyonik yapılı bileşiklerdir. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül katı kütlesi tepkime süresince azalır. Tepkimeye baktığımızda girenlerde potasyum klorat maddemiz var. Katıyı 1 potasyum, 1 klor, 3 tane oksijen atomu oluşturmakta. Ürünlerde ise katı kütlemiz sadece potasyum klorür kaynaklıdır. Yani başlangıçta katı kütlesine katkı sağlayan oksijenler ürünlerde gaza dönüşmüş durumda. Dolayısıyla katı kütlesi ilk duruma göre azalmıştır. Tepkime süresince bu olayımız devam eder. Aradaki katı kütlesi farkı gaza dönüşmüştür diyoruz. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda yukarıdaki maddelerden hangilerinin 25 derecede su ile etkileşimleri sonucunda oluşan çözeltilerde H artı iyon sayısı OH eksi iyon sayısından fazladır denilmiş. H artı iyon sayısının OH eksi iyondan fazla olması o çözeltinin asit olduğunu belirtir. Artık soruyu hangisi asit çözeltisi oluşturur suyla şeklinde yorumlamamız gerekecek. Birinci öncele baktığımız zaman kalsiyum bir metal, metal oksit karşımıza gelmiş. Metal oksitlerin sulu çözeltileri bazik karakterliydi. Birinci öncül aradığımız bir öncül değil. İkinci öncülümüze geldik. CO3 molekülü karşımızda. Arkadaşlar kükürt atomu ametal, ametallerin oksijence zengin yani oksijen sayısı ametalden daha fazlaysa böyle moleküllerin sulu çözeltileri asit özellik taşımakta, aradığımız öncüldür diyoruz 2 için. Üçüncü öncülde karbondioksit molekülü verilmiş bize. Buradaki karbon elementi de ametal olan bir atom. Yine ametalin oksijence zengin bir molekülü bileşiği karşımıza gelmiş. Oksijen sayısı ametalden fazla olduğundan dolayı aynı şekilde karbondioksitin sulu çözeltisi de asit özellik göstermekte. Bu da aradığımız öncüllerden biri. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ametallerin oksijence fakir bileşikleri. Ne demek istiyoruz oksijence fakir derken? Ametal sayısı oksijenden daha fazla veya ametalle oksijen sayısı birbirine eşitse böyle maddelerin sulu çözeltisi nötr karakterlidir. Birkaç tane de örnek verelim. Karbon monoksit, N2O veya NO şeklinde. Burada baktığımız zaman ametal sayısı oksijen sayısına eşit olduğu için bu maddenin sulu çözeltisi nötrdür. Burada ametal sayısı oksijenden fazla, yine oksijence fakir olduğu için nötrdür. Yine burada da karbon monoksitte olduğu gibi
A metalle oksijen sayısı birbirine eşit olduğu için bu da nötrdür diyoruz. Sakın şunu karıştırmayın. Metallerde oksijenci zengin fakir ayrımı yok. Metal oksitler direkt baz özellik göstermekte. Verilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortaktır demiş soru. Bakın protein sentezleme, canlılarda enzimsiz reaksiyon neredeyse yok arkadaşlar. Enzim olmadan neredeyse yaşam mümkün değil. O yüzden enzim de protein olduğu için her canlı protein sentezi yapar diyebilirsiniz. ATP tüketme demiş. E hocam protein sentezi dediğin şey senin dehidrasyon değil mi? Amino asitler yan yana diziliyor. Nokta nokta işte N tane amino asit yan yana dizildi. Ne oldu? Protein sentezlendi. N-1 tane de su açığa çıktı. Bir dehidrasyon reaksiyonu ve dehidrasyon reaksiyonunda ne olur? ATP harcanır hocam. O zaman bu da tamam. Karbondioksit tüketip oksijen üretme. Bu ne demek? Bu fotosentez ya da kemosentez demek. Bunu AYT tadındaki bilgilerle pekiştireceksiniz arkadaşlar. Fotosentez, kemosentez. Tabi buradan şu akla gelmesin, işte her fotosentez reaksiyonu sonucunda oksijen çıkar mı? Çıkmaz. Mesela eğer canlı H2S kullanmışsa kükürt çıkar. Ya da hocam kemosentez reaksiyonları sırasında açığa oksijen çıkar ama oksijen atmosfere verilir mi? Verilmez. Hocam TYT için bunlar fazla mı? Evet, TYT için bunlar fazla. AYT tadındaki bilgilerle beraber verilecek arkadaşlar bunlar. Ama sonuçta bakın gördüğünüz gibi fotosentez de olsa kemosentez de olsa mesela kendinizden pay biçin, insanda böyle bir şey söz konusu değil değil mi? Hayvanlarda bu olmaz, işte mantarlarda olmaz. Yani teorik olarak heterotrof canlılar bu reaksiyonu yapamaz. Bu ototrof canlıların yaptığı şey. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Ökaryot hücrede organeller zar yapısına göre zarsız, tek zarlı ve çift zarlı organeller olarak sınıflandırılır. Buna göre organellerinden hangileri tek zarlıdır demiş. Bakın ribozom zarsız organeldir. Mitokondri çift zarlıdır. Golgi ise tek zarlıdır. Tek zarları hatırlayalım. Endoplazmik retikulum, Golgi, peroksizom, lizozom, koful gibi organeller. Mitokondri ve kloroplast çift zarlı, ribozom ve sentrozom zarsızdı. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız 3. Ötrofikasyon özellikle tatlı sularda fosfor, azot gibi besin tuzlarının artışına bağlı olarak sudaki alg ve benzeri planktonların aşırı artışıdır. Plankton sayısındaki aşırı artış suyun ışık geçirgenliğini azaltır. Güneş ışığı sadece belli bir seviyeye kadar etki edebilir. Sonuç olarak su ekosisteminde madde döngüleri bozulur, canlı ölümleri ve kokuşma başlar. Ötrofikasyona uğramış bir göl suyu gösterilmiş şekilde. Yapılan incelemelerde göldeki nitrat konsantrasyonunun da aşırı arttığı belirtilmiş. Buna göre nitrat miktarındaki aşırı artışın sebebi durumlarından hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bir hatırlayalım. Bizim fosfor ve azot gibi artıklarımız genelde deterjan artıklarıdır. Ve sanayi artıkları, deterjan artıkları bunlar ne yapıyor? Suya karıştığı zaman alg miktarının aşırı derecede artmasına ve yüzeyin kaplanmasına neden oluyor. O yüzden ışık içeri doğru giremiyor. Işık içeri doğru giremeyince fotosentetik canlılar, fotosentez azalıyor, oksijen seviyesi azalıyor. Oksijen seviyesi azaldığı için oksijen solunumu yapan canlılar ölmeye başlıyor ve dipteki saprofit aktivite artıyor. Şimdi hatırlayalım lütfen, organik artığın bir X canlısı tarafından parçalanmasıyla amonyak oluşuyor, doğru mu? Ve bu X canlısı saprofitti. Peki bu saprofit canlı amonyak oluşturduktan sonra kemosentetik bir canlının bunu NO2 ve NO3'e çevirmesi gerekiyor. Bakın göldeki NO3 miktarı da artmış. Peki şimdi tarımsal gübrelerin göle karışması. Zaten bu fosforlu gübreler, azotlu gübreler, deterjanlar, fabrika artıkları en temel neden. Denitrifikasyon bakterilerinin sayısındaki azalma. Şimdi düşünün, suyun içerisindeki NO2 ve NO3 miktarı artmaya devam ederken birilerinin bunu atmosferin serbest azotuna çevirmesini bekliyorsunuz. Kim? Denitrifikasyon bakterilerin. Ama olmuyor. Ve bunlar artmaya devam ediyor. Bakın soru ne demiş bize? Nitrat konsantrasyonu artıyor. Halbuki denitrifikasyon bakterileri çoğalmış olsaydı bunların bir şekilde artmasına engel olabilirdi. Çünkü onlar ne yapıyordu? Nitratı azotun serbest
hale geçmesini sağlıyordu. Nitrat içindeki azotun. Bakın soru ne demiş? Demek ki bunlar azalmış olabilir. Sonuçta olabilirlik sorusu bu. Göl içindeki çok yıllık bitki sayısında artış. Ne alakası var hocam? Çok yıllık bitkiyle ne alakası var? Şu yeşil görüntü alptir ve alp nedir? Protistadır. Bitkiyle ne alakası var? Keşke çok yıllık bitki artsa. Ama ötrofikasyonun kendisi su kirliliğidir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Yukarıda verilen üreme şekillerinden hangileri sonucu kalıtsal varyasyon oluşmaz? Yani çeşitlilik oluşmaz diyor. Arkadaşlar eşeğsiz üremede aksi iddia edilmediği sürece, yani herhangi bir anormal durum gerçekleşmediği sürece çeşitlilik olmaz. Vejetatif üreme, ikiye bölünme, rejenerasyon, bunlar eşeğsiz üreme türleridir ve adaptasyona katkısı yoktur. Yani çeşitlilik sağlamaz. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3. Aşağıda verilen sistematik basamaklardan hangisinde ortak özellik en fazla, birey sayısı en azdır? Bakın şimdi ne yapıyorduk? Alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür. Bazı arkadaşlar tersten de ezberleyebiliyor. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem şeklinde. İşte aile yerine familia yazan var. İşte Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı diyerek ezberleyenler var. Şimdi bakın burada alem en genel özellik iken tür en spesifik, en özel özellik. Dolayısıyla ortak özellik aşağı doğru artacak. Ama birey sayısı azalacak. Şimdi bize ne diyor? Ortak özellik en fazla olsun, birey sayısı en az olsun. Alem, şube, sınıf, takım. Bakın en altta burada verilenlere göre aile var. O zaman cevabımız B seçeneğinde. Soy ağacında taralı olan bireyler otozomal çekinik olarak taşınan bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Bakın otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteriyorsan şu şekilde genetik bir yapıya sahipsin. O zaman bireylerden hangisinin genotipi tam olarak bilinemez demiş. Bakın şu küçük ağlardan bir tanesi buradan, bir tanesi buradan gelecek. İki nolu birey içi taranmamış. O zaman büyük ağ, küçük ağ. Peki hocam bu küçük ağlardan bir tanesini kızına verecek. Taranmamış. Büyük ağ, küçük ağ. Bu bunlardan bir tanesini buradan, bir tanesini buradan almış olmalı. Yine taranmamış. Büyük ağ, küçük ağ. Biri buradan, biri buradan gelecek. Taranmamış. Büyük ağ, küçük ağ. Da taranmamış. Büyük ağ, küçük ağ. Şimdi büyük ağ, küçük ağ, büyük ağ, küçük ağ'dan 3 nolu bireyi bulmaya çalışacağız. Büyük ağ büyük olabilir. Büyük ağ küçük olabilir. Küçük ağ küçük ağ olamaz çünkü içi taranmamış. Bakın şu ikisinden biri olabilir. Kesinlik yok. O yüzden tam olarak bilinemez. 3 numaralı birey.